19 Mayıs'ta Samsun'da konser veren ünlü popçu Gökhan Türkmen, Atatürk'ün kurtuluş harekatını başlattığı yerleri gezmeyi de ihmal etmedi. Muhteşem bir konser verdi. Samsun'daki Kurtuluş Hareketi'nin başladığı o iskeleye gitti. Gökhan Türkmen'in 19 Mayıs'ta Samsun çıkarmasından Show TV'ye özel görüntüler. Gökhan Türkmen'le Samsun çıkarması. Pop müziğin başarılı isimlerinden Gökhan Türkmen, 19 Mayıs'ta Samsun'da renkli bir konsere imza attı. Ekibimizin her anını kaydettiği bu renkli konsere geçmeden önce gündüz saatlerine gidiyoruz Samsun'da. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yılına denk gelen coşkulu kutlamalarda açılan 1919 metrelik Türk bayrağı güzel görüntülere sahne oldu. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, altın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, altın yazılacak mücevher taşa. Hava kararıyor ve konser zamanı. Samsun'da binlerce genç Gökhan Türkmen şarkılarıyla coşuyor. İki saate yakın sahnede kalan ünlü popçu, Samsun'u şarkılarıyla ayağa kaldırdı. Konserden sonraki gündeyiz. Hava sıcak ve güzel. Gökhan Türkmen, 19.019 fidanla oluşturulan 100. yıl Kurtuluş Ormanı'nda kendi adına fidan dikiyor. Hemen yanına gidiyoruz başarılı popçunun. Gurur dolu. Valla çok güzel. Burası çok güzel bir yermiş. Ben ilk defa geldim. Çok keyifli. Böyle bir şeyin olması çok gurur veriyor tabii ki. Teşekkür ediyorum bütün herkese. Gökhan Türkmen'in bu özel günde yaşadığı duygular da özel doğal olarak. Bugünleri görmek çok güzel. Değerli. Bizim bir de geçmişimizde de Samsun hatıramız var tabii dededen. Samsun Limanı'nda, Rize Limanı'nda, Trabzon Limanı'nda katkıları var dedemin, amcamın. O yüzden de daha önemi büyük tabii ki bizim için. Atatürk'ün de çok önemi büyük. O yüzden benim için çok değerli bir yerdi. Bu özel ormandan Samsun'da ilginç bir yere gidiyoruz. Amazon Köyü. İsmini savaşçı bir kadın toplumu olan Amazonlardan alan bu köyde ve köy içinde yer alan mağarada bal mumundan heykeller yer alıyor. Köydeki mağarada bulunan bal mumundan heykeller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. O tarihlerde yaşamış Amazon kadınlarının yaşam tarzı birebir yansıtılmaya çalışılmış. Gökhan Türkmen de bu ilginç mağarayı meraklı gözlerle gezdi uzun bir süre. Bu renkli geziden sonra ilginç bir yerde röportaj yapıyoruz Gökhan Türkmen'le. Bir aslanın ağzında. Şimdi aslanın içindeyiz. Evet, dişleri. Neler, dişler bayağı bel. Neler hissediyorsun Samsun'la ilgili şimdi Amazon'da?
Valla değişik, ilginç efsaneler. Güzel. Yani duyuyordum hep. Hiç gelmemiştim. İlk defa geldim ben de. İşte Aslan Müzesi'ndeyiz. Bu da Truva zamanında bir aslanı ehlileştirip kadınların onun üzerinde savaştığını anlatan bir efsane var. O yüzden aslan. Gökhan Türkmen'le Samsun gezimiz devam ediyor. Şimdi de teleferiye biniyoruz. En son ne zaman teleferiye bindiğini hatırlıyor mu? Hemen soralım. Vallahi çok oldu galiba. En son İstanbul'dakine bindim diye hatırlıyorum. Oradakine bir türlü kısmet olmadı, onu binemedim. Çok güzel gözüküyor. Hep önünden geçiyoruz ama bir türlü kısmet olmadı. Yükseklik korkusu var mı? Yok, bende hiç yok abi. Ben 12. katta doğup büyüdüğüm için. Yükseklik korkusu olmaması iyi. Zira bu yükseklikte sıkıntı yaşayabilirdi başarılı popçu. Aksine adrenalin tutkunu Gökhan Türkmen. Bir de çılgın planı varmış. Çok adrenalin severim. Genel olarak böyle bir şeyim var. Ekstrem sporları falan yapmayı çok severim. Yani gördüğüm zaman hiç korkmam, hemen atlarım yani. Hani denemem lazım, yapmam lazım diye. Bu sene inşallah uçaktan atlamayı düşünüyorum. Bakalım, öyle bir fikrim ve şeyim var, planım. Samsun'da son durağımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı iskele. Arkamızdaysa o efsanevi vapur, Bandırma vapuru. Duyguları bambaşka Gökhan Türkmen'in. Samsun'a geldiğim zaman da başka şeyler hissediyorum. Burada olmak çok keyifli. İkinci kez geliyorum buraya. Her gelişimde de böyle bir değişik hissediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Mutlaka görmesini isterim tabii. Gökhan Türkmen'in kalbinde Atatürk'ün yeri çok ayrı. Türkmen soyadını dedesine Atatürk vermiş. 1926'dan 34'e kadar. 34'te de zaten soyadı kanunu çıkınca soyadını kanunuyla Türkmen soyadını veriyor. Ondan sonra ayrılıyor yanından. İşte Rize'de doğup büyüyorlar babamlar. Ondan sonra Samsun'a gidiyorlar. Samsun'un işte limanını yapmak için falan. Yani bunları biliyor olmak, yaşamış olmak tabii ki çok özel ve güzel şeyler. Son olarak iskeleye doğru gidiyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinin olduğu bu iskele kimi duygulandırmaz ki? Evet, mürettebat burada. Samsun'a geldikleri anı canlandırdıkları bir şey olmuş. Çok güzel. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.